Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu kanalda size bol bol yapmanız gereken ya da yanlış yaptığınız bazı hareketlerden bahsettim durdum. Özellikle ilişki sonrasında yani ayrılık acısı çekerken dikkat etmeniz gereken, yapmamanız gereken çok hassas konulara değinmeye çalıştım. Siz de yaptığınız yorumlarda az çok düşüncelerime katıldınız. Ah Gürkan yapma dediğin her şeyi yapmışım en popüler yorum diyebilirim. Bugün ise biraz daha iş işten geçmeden yapmanız gerekenlerden ya da yine yapmamanız gerekenlerden bahsedeceğim. İlişkilerde ya da evlilik içerisinde yapmanız gereken ya da yapmamanız gereken 6 tane önemli maddemiz olacak. Şimdi genelde çok fazla bu tarz öğütler veriliyor. Ama uzman olmayan kişiler bu öğütleri verirken cepte gözükmenize sebep oluyorlar. O yüzden biz bugün cepte gözükmeden nasıl yapıcı gözükeceksiniz bundan bahsedeceğiz. He deseydin kızım ya bu kadar da sivrilmesen de diye öğütlerimiz olmayacak. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey, tadını da anlatmayacağım bugün. Yeri geldiğinde hakkımızı da savunacağız, hiç kuşkunuz olmasın. Hadi başlayalım hemen. 1. Yönlendirme. Genel olarak kafamızın içinde devamlı bir ilişki doğruları vardır. Bazen filmlerden almışızdır bunları, bazen kötü tecrübelerimizden doğmuştur. Hep o ilişkinin kriterlerine uydurmaya çalışırız kendimizi ya da karşımızdakini. Şimdi olması gerekenler var Gürkan, sen de hep söylersin ya diyenler olacaktır. Kesinlikle doğru. Evet, olması gerekenler yapılmalıdır. Ama bu senin yönlendirmenle olmamalıdır. İçten gelmelidir bazı şeyler. He bak, içinden de gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Bakacaksın gerçekten olmazsa olmaz konularda mı umursamaz diye. O zaman zorlama tabi. Yapıcı olacağım diye uğraşma. Ama biraz bırak içinden geliyor mu diye bir kontrol et. Biraz analiz et karşındakini. Sen bana neden mesaj yazmıyorsun Hamdi? Yine Hamdi'ye geldi konu. Canım ben mesajlaşmayı sevmiyorum. İşte müsait olduğum zaman arıyorum. Olmaz Hamdi. Her şeyin yeri ayrı. Ben mesajda olsun isterim, aramada olsun isterim. Bir günaydın aşkım mesajı yazmayacaksan ne kıymeti var ilişkide olmanın? Bak bunu dedin ya, bir kalıba sokmaya çalıştın. Hem zorlayıcı, hem yönlendirici, hem de dırdırcı biri oldun çıktın. Söyleme ne yapacağını, ne yapması gerektiğini. Sevmez insanlar bu tarz yaklaşımları. O negatif görüntüye girme. Madem yapıcı olmak amacımız, yönlendirmekten uzak durmalı. Bakın altını çiziyorum. Olmazsa olmaz şeylerde umursamaz davranıyorsa kabul edin, oturun, razı gelin demiyorum. İlerleyen maddelerde daha detaylı anlatacağım. Biz devam edelim. 2. Eleştirme, laf sokma. Şimdi ilişkilerin ve evliliklerin en büyük sorunu arkadaşlar. Yapıcı olmanın tam tersi ne diye sorarsan eğer bu maddedeki mantığı söylerim size. Sevgilinizi, eşinizi, hayatınızdaki kişiyi eleştirmeyin. Eleştirmezsek nasıl gelişecek Gürkan? Geliştirme kısmını ilerleyen maddelerde anlatacağım. Ama şu eleştiri ve laf sokma olayından kurtulmak şart. Bugün tanışma yıldönümümüz Mert ama maşallah yine unuttun. Ya aşkım, evlilik yıldönümüdür, doğum günüdür. Bir yere kadar hafızamda tutabiliyorum, ne yapayım? Ronaldo'nun ilk transferini sorsam hatırlarsın ama. 1 Temmuz 2009 Real Madrid, ama konumuzla ne alakası var bebeğim? O laf sokma olduğu sürece ilişkide hep bir gerginlik olur arkadaşlar. Konunun hiçbir önemi yok. Laf sokma yılan sokması gibidir bir bakıma. Ben hırsımı alamadım, lafı sokayım da zehir yayılsın vücuduna. Huzursuz etsin onu da demektir aslında. Bir insanı devamlı eleştirir, ona devamlı laf sokarsanız en uysalı bile bir yerde patlar. Patlar ve işin içine gurur, ego, sinir gibi kavramlar girer. Bu da dönüşü olmayan zamanlara sizi iter. Yapıcı olmak istiyorsanız biraz dilinizi tutmanız gerekiyor. Bakın içinize atın demiyorum. Sizin için önemli bir şeyse o 6. maddede formülünü anlatacağım. Ama genelde o eleştiriler, laf sokmalar çok önemli şeylerden olmuyor. Yılan zehrini salmayın kimsenin vücuduna. 3. Alınganlık yapma, empati yap. Şimdi ilişkilerin başka bir katiline geldi sıra. Alınganlık. Her olayı üstüne alma olayı. Kafada senaryo kurma, kurgular, sonrasında trip atma, sinir çıkarma, belki de ayrılma. Uzak durmalı sevgili dostlar. Öyle kolay değildir. Huy sonuçta, tamam artık yapmayacağım demekle olmuyor. Ama frenlemek elimizde. Annem hiç evle ilgilenmiyorsun dedi, bozuk attı. Muhtemelen beni istemiyor annen. Dolaylı yoldan sana dedi ki bırak onu, evle ilgilen, ondan sana yar olmaz. Ben de diyorum ki sen neden soğuksun ne zamandır bana? Ailenin ilişkimize karşı çıktığı aklıma bile gelmemişti. Ayrılalım biz iyisi mi? Sen de ailenden vazgeçmek zorunda kalma. Yahu ne alakası var? Nasıl kurdun o kadar senaryoyu? Nereden nerelere vardın? Şimdi abarttın Gürkan falan diyorsunuz muhtemelen. Ya dostlar, kandırmayalım kendimizi. Daha abartılarını belki de siz yapıyorsunuz. Yapılıyor bunlar.
Asık suratın, ilişkimizden mi sıkıldın? Eskiden bu kadar sert tepkiler vermezdin bana, hayırdır? Kaç gündür soğuksun, eski sevgilin mi aklını bulandırıyor? Bir sürü kurgu sıralayabilirim size. Hem de tek bir bakışla, tek bir sözle kurulmuş kurgular. Ay sonu da geldi, bu ay biraz sıkışığım. He tabii Mahmut, bir gece yemeğe çıkarttın beni ya. Hemen ekonomik dengen şaştı değil mi? Aman bir daha yemeğe falan çıkartma istemiyorum. Aman diyeyim. Alınganlık yapmayın. Uzak durun alınganlıktan. Dedim ya, can çıkar huy çıkmaz, öyle birden olmaz. Tamam, kabul, ama geliştirmek senin elinde. İşin sırrı empatide. Alınganlık yapmadan önce 5-10 saniye kendini onun yerine koymalı. Evet, çok yorucu bir işi var. Evet, son dönemlerde iş yeriyle sıkıntısı var. Sınav zamanı yaklaşıyor, ondan biraz stresli. Ailesinde hastalık sorunları var, ortam gergin belli ki. Bu kadar. Yani onun yerine koyup biraz mantıklı düşününce alınganlığın önüne geçebilirsiniz. Tabii abartmamak şartıyla. Bir aydır aramıyor, işleri biraz yoğun, ne yapsın, çalışıyor. Şu yaz ayları da bir geçsin, muhtemelen önümüzdeki sene kışın arar beni. Gibi de olmayın. 4. Blöf yapma. Şimdi alınganlık yapmak, durduk yere trip atmak ve hatta eleştirilere aldığım bir savunmada ağızdan istemsizce şeyler çıkar. Bu istemsiz cümleler genelde blöf cümleleri olur. İstersen bitirelim. Sıkıldıysan gideyim. Beğenmiyorsan kapı orada. Git eski sevginin kollarına. Çok meraklıysan annende kal. Gibi sinirle ağzınızdan çıkacak cümleler sonunuz olabilir. Genelde bu tarz cümlelerin rahatlama süresi 30 dakika ile 1 saat arasındadır. Sonrasında yerini inanılmaz bir pişmanlığa bırakır. Ama gurur yüzünden söylediğinin arkasında durulması ile olaylar gelişir. Durduk yere ilişki biter, evlilik zarar görür. O yüzden bu sözlerden uzak durun. Blöf yapmayın. Blöf yaparak karşınızdaki kişinin duygusunu tartmayın. Çünkü bazı sözlerin asla dönüşü yoktur. 5. Orta yol bul, çözümcül ol. Az önce dedik. İstediğin ya da hoşuna gitmeyen olaylar olabilir. Bunları illa kabullenmek zorunda değilsin. Sadece eleştirme, blöf yapma ve parlama demeye çalıştık. İlişki, evlilik paylaşmaktır. Bunu her zaman söyleriz. Paylaşmadan yola çıkarak bir orta yol bulma çabasında olabilirsiniz. Bu sizi uyumlu gösterecek ve pozitif yapıcı görüntünüzü pekiştirecektir. Bir kişi diyor ki maç var o akşam. Öteki diyor ki maç haftanın 3 günü var, sosyal hayatımız maça mı kaldı? Son derece doğal bu tarz çarpışmalar. Sonuçta iki taraf da istediği olsun istiyor. Eğer ki dediğim dedik olursan konuyu kilitlersin. İster erkek ister kadın fark etmez. Birilerinin adım atması gerekiyor. Tamam, ben oraya gitmek istiyorum. Ben de burada kalmak istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sırf bu hadi bakalım cümlesinden dolayı ayrılma kararı almış çok çift tanıdım ben. Bunu bir kan davasına döndürürsen tartışma da çıkar, küslük de çıkar, anlaşmazlık da çıkar. Yapıcı olmak burada devreye giriyor. Fikir sunan sen ol. Tamam, bugün senin dediğin, yarın benim dediğim olsun. Ne dersin? Bitti. Ya da tamam sen bunu yap o zaman, ben de arkadaşlarımla bunu yapayım. Bitti. Bak ama tehditvari değil. Tamam, öyle mi? Sen otur maçını izle, ben de gece alemlere akarım arkadaşlarımla. Dersen bu bir çözümcülük değil. Bu senin ciğerini sökerim oğlum demekle eşdeğer bir şey. Netice itibariyle orta yol bulmak, çözümcül fikirler sunmak sizi yapıcı biri haline getirir. Bunu es geçmeyin. Çünkü trip atıp sorunu körükleyenden ziyade bu tarz insanlar hayatın her alanında daha çok sevilirler. Lakin bunun da sınırları olmalı. Hep orta yolu bulmaya sen çalışırsan olmaz. 6. Üsluba dikkat et. Her videomda bir şekilde anlattığım, benim çok önem verdiğim bir madde. O üslubu güzel kullanmak. O üslubu güzel kullanmak size hayatın her alanında kapı açar. Bakın sadece ilişkilerde değil, hayatın her alanında. Güzel bir üslup işte başarı getirir. Arkadaş ortamında, aile ortamında, her yerde başarı getirir. Aşk hayatı da dahil. Bir şeylerden rahatsızsan, bir şeyleri istemiyorsan, bir beklentin varsa, konu her neyse, laf sokarak değil, trip atarak değil, güzel bir üslupla dile getirirsen başarılı olursun. Güzel bir üslup dediğim şey de şu. Böyle alttan alan, ezilen, büzülen, kıvrılan değil. Onun adı başka bir şey. Pozitif bir yüz ifadesi. Orta bir ses tonu. Fazla ince ya da fazla üst perdeden değil. Ciddi ve kararlı cümlelerle yaptığınız her iletişim güzel bir üslup doğurur. Tabii olayı abartıp devlet meselesine de döndürmemelisiniz. Çok rica ediyorum sayın eşim. Geçen ay zat halinizin validesi benim mabadımı kastederek rahatsız olduğunu beyan etmişti. Sizin ise istifiniz bile bozulmamıştı. İletişimi kavgaya açık bir üsluptur benden söylemesi. Şimdi videonun başından da söylediğim gibi fark ettiyseniz maddelerin hiçbiri kişiliğinize, duruşunuza zarar verecek, sizi cepte gösterecek, yenilmiş gösterecek maddeler değil. Hepsi bir şekilde pozitif ve yapıcı olmak için. Bu tarz pozitif hareketlerin karşılıksız kalması mümkün değildir.
He, bunlara rağmen karşılıksız mı kalıyor? Objektif şekilde baktığınızda ama. Öyle tek deneme ya da tek madde ile kararlar vermeden. Karşılıksız kaldığını düşünüyorsanız da içiniz rahat edebilir. Çünkü siz artık ilişkiniz için elinden gelen çabayı göstermiş birisiniz demektir. Belki o an karşınızdaki kişi anlamayacak, değer göstermeyecektir ama ilerleyen zamanda bu yapıcılığı aklından çıkaramayacağına emin olabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.